Hey genç, üzerindeki sadece bir forma değil. Bu formayı senden önce milli mücadele döneminde imalatı harbi işçilerinin giydiğini asla unutma. Şimdi örnek bir sporcu olarak o sahaya çık ve her zamankinden daha fazla mücadele et. Milli takıma girdiğimde çok mutlu oldum öncelikle. Çok heyecanlandım tabii ilk kampıma çıkarken. Zaten çok çalıştım milli takıma girebilmek için. Hedeflerim zaten oydu ilk kulübe geldiğimde. Altyapıda oynamak bana çok şey kattı. Öncelikle burada bir aile ortamı var. Yani Ankara Gücü gibi büyük bir kulübün altyapısında oynamak her futbolcunun hayali. Bunlardan birini de gerçekleştiriyoruz çok şükür. Hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun hepsi aile gibi. Hocalarım çok büyük yardımcı oldular bana özellikle. Güzel yani burada her şey. İnşallah daha iyi olur. İleri yönelik hedeflerim A takım forması giyebilmek. Sonrasında A milli takımda forma giyebilmek öncelikle. İnşallah nasip olur. Devamı gelir böyle şeylerin. Sonrası zaten Avrupa hedefim. Taraftar, çok büyük bir taraftarımız var Ankara Gücü Kulübü'nün. Takımımızı yani A takımı özellikle çok destekliyorlar. Bizim altyapı maçlarımıza da geliyorlar. Çok iyi bir taraftarımız var. İnşallah altyapıda da güzel şampiyonluklar. Özellikle A takımda nice şampiyonluklara bu mesajı verebilirim yani inşallah. Gururlandıracağıma inanıyorum bu büyük kulübü. A taraftarımıza bu mesajı veriyorum. Öncelikle çok mutlu oldum. Orada gururlandım tabii ki de. Küçüklüğümden beri bunun için çalışıyordum. İnşallah ilerleyen yaş kategorilerinde de orada devam ederim. Ankara Gücü arasında orada en iyi şekilde temsil ederim. Taraftar altyapı maçlarına da geliyorlar genelde. İnşallah A takımda da güzel şeyler olur, şampiyon olur. İnşallah A takım formasını giyebilmek, oralarda oynayabilmek, profesyonel olabilmek. Altyapıda oynamak önce hocalarım bana çok emeği dokundu. Karakter olarak futbolu anlayabilmek amaçlı. Cengiz hocam ve öbür hocalarım çok ilgileniyorlar bizle. İnşallah daha güzel şeyler olur. Böyle devam eder. Burada benim 4. senem. 4. senede bana çok şey kattı Ankara Gücü. Karakter olarak, oynayış olarak. Hocalarım sağ olsun, başta Cengiz Hoca olarak. Yani çok büyük bir cami öncelikle. Altyapıda da olsun bize bütün imkanları sunuyorlar yani. Ankara Gücü'nde yani çok uzun süredir buradayım. İlk defa bu sene çok farklı geçti gerçekten. A takım abilerimiz olmak üzere biz de aynı şekilde. Onlar da çok iyi bir seri yakaladılar. İyi gidiyorlar inşallah şampiyonluk konuda. Çok iyi adımlarla ilerliyorlar. Sezon sonu inşallah kupayı getirecekler. Biz de altyapı olarak 7 maçtır yenilmiyoruz maşallah. Çok iyi bir seri yakaladık. İnşallah böyle devam ettiririz. Gayet mutluyuz yani. Gayet de çok iyi geçiyor. Bu sene çok özel bir sene. İnşallah başkentimize de kupayı getireceğiz. Buraya göreve geldiğimizde sahamız toprak, hakikaten de
virane bir şekilde bir tesise gördük. Gerçekten de hani Ankara Gücü'ne yakışmayan, ismimiz çok büyük, Ankara'nın markası dediğimiz şehrimizin takımı, Ankara Gücü'ne yakışmayan bir ortam vardı burada. Geldikten sonra ilk başta başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızın destekleriyle sahamızı yeniledik. Özellikle belediyelerden büyük destekler alaraktan da, kendi imkanlarımızdan kullanaraktan buraya güzel bir tesis haline getirdik. Hedeflerimiz de buranın eksiği olarak gördüğüm kütüphaneyi hedefimiz de var. Özellikle İngilizce eğitimini veren bir hoca tutup buranın çocuklara İngilizce dersini vermesini sağlamak. Futbolcularımızın ahlakla düzgün sporcu yetiştirerekten milli takımımıza, öncelikle kulübümüze, Ankara Gücümüze, as takımına futbolcu yetiştirmek. Daha son olan da oradan A milli futbol takımımıza, buradan Ankara Gücü'nün altyapısından futbolcular yetiştirmek için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapmak için buradayız. İnşallah güzel şeyler olacak burada. Geldi yaptıklarımız hani daha iyi yapacaklarımızın teminatıdır. Gerçekten güzel bir ortam falan var. Burada özellikle hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda işimize gücümüze odaklandık. Tamamen başarılı, saygı sevgi doğrultusunda hedefler olan bir Ankara Gücü altyapısı akademisini oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu an A takımına vermiş olduğumuz toplam 7 tane futbolcumuz var. Toplamda da Beştepe tesislerine geldiğimiz görevden bu tarafa 21 tane falan topçu kazandırdık. İnşallah hedeflerimizde de her yıl Ankara Gücümüze altyapıdan en az 5 tane futbolcu yukarı kaydırabilmek. İnşallah bu en kısa zamanda Ankara Gücü'nün hedeflediği şampiyonluğu Ankara'ya Allah nasip ederse İstanbul'dan buraya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah nasip ederse bu da olacak, gerçekleşecektir. Transfer bugünün, altyapı ise bir kulübün geleceğini kurtarır. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Özellikle kurlardaki artış, dünyadaki ekonomik kriz, futbol kulüplerine altyapıya doğru yönlendirmektedir. Avrupa'nın en güçlü ekonomilerine sahip kulüpleri incelediğimizde onlar da altyapıya yönelmektedir. Ankara Gücü'nün mali ve sportif anlamda başarısı ancak güçlü bir altyapıyla oluşacaktır. Bu sene altyapı açısından iyi bir yıl geçiriyoruz. A takımına ve milli takıma oyuncular gönderiyoruz. Bu sayıların artarak devam etmesini sağlayacağız. Öncelikle hedefimiz Süper Lig. Daha sonra güçlü bir altyapı ve Süper Lig'de hedefi olan bir Ankara Gücü hayal ediyoruz. İnşallah bu hayalimize de ulaşacağız. Tüm Ankara güçlülere saygı ve sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Şu anda yeni yapılanmayla birlikte gerek milli oyuncular, gerek akademi liglerindeki konumumuz itibariyle geleceğe gerçekten güvenli bakıyoruz. Tabii ki şu anda hem milli takımlara giden oyuncular hem de akademi liglerimizde mücadele eden oyuncular arasında hem şu anda A takımda bulunan yaklaşık 7 oyuncumuz hem de A takıma yükselmeyi bekleyen sırada çok yetenekli oyuncularımız var. 10 tane yaş grubumuzda yaklaşık 280 sporcu. 5 akademi, 5 eğitim grubu olmak üzere eğitim görüyor. 3 tane pilot okulumuz, 3 tane amatör pilot takımlarımızla birlikte iyi bir işbirliğiyle çocukların gelişimi için hep birlikte çalışıyoruz. İleriye dönük ilk hedefimiz Ankara Gücü kültürüyle yetişmiş, eğitim almış, büyümüş ve Ankara Gücü sevgisiyle yoğrulmuş çocuklarımızın şu sahaya çıkarken o çocukları sahada görmek. Kendi oyuncularımızın öz kaynaklarla birlikte sahada mücadele eden bir Ankara Gücü kulübü. Tabii taraftar bizim her şeyimiz. Yağmurda, çamurda, her yerde. Yaş grubu fark etmeksizin hep yanımızdalar. Ankara Gücü eşittir taraftar. Tesis bu sene yapıldı. Çok güzel oldu. Altyapı için büyük bir önem taşıyor bizim için de. Bize de yardımcı oluyor yani tesis. Çocuklar geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. İnşallah nasip olursa A takıma da çıkacaklar. Milli takıma giden çocuk arkadaşlarımız da var. İnşallah daha iyi olacak. Evet, altyapıya önem veriyoruz. Sezon başı burayla anlaşırken özellikle altyapıdan yukarıya hangi oyuncuları alabiliriz?
ya da bu anlamda potansiyeli yüksek ileride A takımı ya da Türk futboluna katkı sağlayacak yetenekteki oyuncular kimlerdir diye öyle belli maçlara gittik. Sezon başı aramıza 4 tane oyuncu kattık. Kaleci Kaan'la beraber 5 tane oyuncu kattık. Onlarla sezon başından bugüne kadar beraberiz. Onları tamamen kendimiz seyrettik. İhtiyacımız doğrultusunda kendilerini yukarıya davet ettik. Bugüne kadar yaklaşık 8 aydır bizle beraberler. Onlardan çok memnunuz. Bir ay öncesine kadar da 3 tane oyuncu kattık. Hakan, Furkan ve Batuhan. Dolayısıyla şu anda elimizde 7 tane oyuncu var altyapıdan, öz kendi kaynağımızdan. Tabii bu bize mutluluk veriyor. Ben yapı olarak zaten altyapılara çok önem veren, genç oyunculara çok önem veren bir anlayışım var. Ama bulunduğumuz konum itibariyle her zaman tabii ki onlara şans veremiyoruz. Ama bir oyuncunun yetişmesi için onlara gerekli sağlıklı ortamı sağladığımızı düşünüyoruz. Bunu nasıl derseniz şöyle, bir oyuncuyu sadece A takıma almak bir oyuncu için yeterli değil. A takımı aldığında oyuncunun o takımın oyuncusu olduğunu, o takımın bir parçası olduğunu hissettirebilmek önemli. Dolayısıyla biz buradaki oyuncularımıza, özellikle altyapıdan çıkan oyuncularımıza bunu sonuna kadar hissettiriyoruz. Kendilerini diğer abilerinden hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Antrenmanlarda onları her anlamda doğru kullanıyoruz. Yani sadece ısınıp onları kenara alan bir anlayışımız yok. Tamamen antrenmanlarda fonksiyonel çalışmalar olsun, taktik çalışmaları olsun, her çalışmada da takımın bir parçası olduğunu bildiğimiz için ya da onlara bunu hissettirebilmemiz için ya da onları daha önemli kıldığımız için onları da bütün çalışmalarımızda %100 kullanıyoruz. Kullanmaya da devam ediyoruz. Zaten her maçta da 21 kişilik kadroya 3 tane oyuncumuz da sürekli alıyoruz. Bunların deplasmanı ya da içerideki ambiyansı yaşaması adına her hafta belli oyuncuları değiştirerek sırayla kendilerini sürekli kendi bünyemizde tutuyoruz. Bu atmosferi ve bu şampiyonluğa giderken bu büyük olayı da birebir yaşamaları onlar için gerçekten ciddi bir tecrübe. Tabii bir oyuncuyu sadece A takıma almak, onlara antrenman vermek ya da onları kendi bünyende bulundurmak yeterli mi? Değil. Biz bunun dışında başka neler yaptık? Özellikle değerli başkanımıza bu anlamda bizi hiçbir şekilde kırmadı. Oyuncularımıza maç primlerini mutlaka kendilerine hep her maçtan sonra takdim ettik. Onları aylığa bağladık. Yani hayatlarını idame ettirebilmeleri ya da kendilerini değerli kılabilmeleri adına bunlar önemli yaptırımlar. Bunu Türkiye'de her kulüpte göremezsiniz. Sadece A takıma gelirler. Ekonomik olarak hiçbir kazançtı sağlayamazlar. Bu anlamda da insanız, duygularımızla yaşıyoruz. Kendilerini oraya ait hissetmemeleri gayet doğal. Dolayısıyla biz bunları değerli kıldığımızı söylemlerimizle değil, eylemlerimizle de mutlaka desteklemek zorundayız. Ki biz de bunu yapıyoruz. Kendilerine her anlamda burada sağlıklı bir ortam sağlıyoruz. Tesislerimizde %100 faydalanıyorlar. Kendilerine o da tahsis ettik. Onlara bireysel performans anlamında hepsine ayrı ayrı antrenman planlaması yaptık. Dolayısıyla bu oyuncuları geliştirmek, değiştirmek ve yarıştırmak gibi bir misyona sahibiz. Bunları kendi içerimizde tabii ki değerli hale getirdik. Yani bundan 7 ay ya da 8 ay önceki örnek veriyorum. Bir Atakan'la şu andaki Atakan arasında ciddi bir fark var. Evet, buradan da tüm Ankara güçleri, özellikle altyapıda emek veren değerli meslektaşlarım, hocalarıma vermiş oldukları emeklerden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Altyapıda en ufak yaş kategorisinden U19'a kadar bütün gençlerimize de buradan şunu söylemek istiyorum. Futbolcu olmak için mutlaka çalışmaları lazım ve şuna da inanmaları lazım. Yeri ve zamanı geldiğinde hak ettikleri A takım formasını da mutlaka giyeceklerini, şu andaki abilerinin de onların idealleri olduğunu net söyleyebilirim. Burada altyapıda şu anda lisanslı olan ya da futbol okulunda Ankara Gücü formasını giyen bütün çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum.